Herkese selam, Titanlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'daki en iyi 10 ulti, yani süper saldırıya bakacağız. Biliyorsunuz ki daha öncesinde oyundaki en iyi karakterler, en iyi aksesuarlar, en iyi yıldız güçleri gibi bir sürü böyle bütün arkadaşlar video yapmıştık. Ama yapmadığım son 3 liste videosu olduğunu karar verdim arkadaşlar. Bunlar oyunda en çok satılan kostümler, diğeri oyundaki en iyi eşyalar ve şu an izlediğiniz video oyundaki en iyi ultiler arkadaşlar. Ama eğer bu video 300 like gelirse bu diğer yapmadığım liste videolarını yapmayı düşünüyorum. O yüzden videomuzu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı, videonun açmayı unutmayız. O zaman arkadaşlar, isterseniz oyunumuzdaki en iyi süper saldırıları. Bu arada arkadaşlar, bu listeyi ben kendim yaptım ama elimden geldiğince en iyi listeyi çıkarmaya çalıştım. Yine de sizin fikirleriniz kesinlikle farklı olabilir arkadaşlar. Listemizin 10. sırasına Surge'ı koydum. Surge zaten oyunun en iyi karakterlerinden bir tanesi. İlk olarak arkadaşlar, biliyorsunuz ki her ultiyi attığında güçleniyor. İkinci olarak rakibe çok güzel hasar veriyor ve üçüncü olarak ise rakibi arkadaşlar geriye sıçratıyor. Aynı zamanda arkadaşlar duvarların arkasından da geçebiliyor. Tabii eskiden ışınlanamıyordu ama artık arkadaşlar duvarların arkasından geçebiliyor ve beşinci olarak ise arkadaşlar ultisi çok çabuk doluyor. Yani 3 vuruşta ultisi dolabiliyor. Ayrıca her ultiyi attığınızda birinci olarak hız kazanıyor. İkinci olarak menzili arttığı için her ultiyi kullandığınızda diğer ulti doldurmanız daha çok artıyor arkadaşlar. Yani rakibe daha fazla hasar verebileceğiniz için Surge, yani ultisi gerçekten oyundaki bence en iyi 10. karakter ki kendisi olarak da arkadaşlar çok güzel bir karakter. Ve listemizin 9. sırasına arkadaşlar Sandy'yi koydum. Sandy arkadaşlar zaten Sandy yapabiliyorsunuz ki ultisi. Ultisi arkadaşlar büyük bir alanda tüm takım arkadaşlarınızı görünmez yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve gerçekten güzel bir ultisi var. Sandy arkadaşlar Leon'un önüne koydum. Yani Leon'u aslında şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Leon'a 8. sıraya koydum. Sandy neden 9. sıraya koydum? Sandy 3 takım arkadaşında biliyorsunuz ki görünmez yapabiliyor. Çünkü arkadaşlar Leon görünmezliği bastığı zaman nerede olduğunu göremiyorsunuz. Her yerde olabilir map'te ama Sandy sadece bir alan içerisinde ve o alan içerisinde olduğu sürece arkadaşlar rakibe böyle suikast falan yapamıyorsunuz. Yine de arkadaşlar bütün takım arkadaşlarınızı ve özellikle yıldız gücünüz de varsa güzel bir iş yapabiliyor. Özellikle elmas kapmacı gibi, savaş tok gibi 3-3 modlarda daha çok iş yapabilen bir karakter. Ve bence oyunun en iyi ultiler arasında Sandy'nin ultisi de var. Ve listemizin 8 sırasında arkadaşlar zaten demiştim az önce Leon var. Leon dediğim gibi arkadaşlar ultisini attığı zaman map'in herhangi bir yerinde olabilir. Leon'un ultisini arkadaşlar çalın içerisine atmaya çalışın. Çünkü zaten rakibe görünür bir alanda atarsınız. Rakip arkadaşlar size rastgele sıkarak sizin yerinizi bulabiliyor kolaylıkla. Ama Leon'un arkadaşlar ultisini çalıda attığınız zaman karşınızda bull olsa bile kesebiliyorsunuz. Bu arada Leon'un aksesuarıyla beraber kendinizi korumaya alabiliyorsunuz. Ve bence Leon'un ultisi oyundaki en iyi ultilerden bir tanesi. Arkadaşlar çok iyi hatırlıyorum. Belki oyunu 4 yıldır oynuyorsunuz biliyorsunuzdur. Leon ilk çıktığı zaman ultisinin süresi 10 saniyeydi. Çok uzun bir süre daha sonra 8'e indi, 6'ya falan indi arkadaşlar. Yani eskiden çok çok daha güçlü bir karakterdi. Ama tabi Chester olan şey Leon'a da oldu. Chester'a da nerf geldi biliyorsunuz ki. Yani arkadaşlar bu her efsane karakterin kaderi böyle herhalde. Yani her karaktere böyle büyük nerfler geliyor. Neyse arkadaşlar, listemizin 7. sırasında ne var? Nani'nin ultisi neden 7. sırayı aldım arkadaşlar? Çünkü Peep'le beraber tüm map, belki hesaplaşmayı sayarsa hesaplaşmayı ta karşıdan karşıya kadar gidebilirsiniz. Ve asıl bunun olayı arkadaşlar yıldız gücü ve aksesuar. Aksesuarla beraber arkadaşlar enan Peep'le beraber istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Ve yani bu aslında size map'te istediğiniz yere ışınlanma özelliği veriyor. Nani'nin arkadaşlar ultisini ben ne kadar oynayamasam da, yani kendime göre yapmadım listeyi, genel olarak yaptığım için arkadaşlar, istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz mantıken düşündüğünüz zaman. Ve yıldız gücüyle beraber arkadaşlar %80'lik kalkan veriyor ve bu süreçte neredeyse ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yıldız gücü de artı 2000-2800 hasar veriyor. Yani Nani aslında destansı olsa da çok çok güzel bir ultisi var. Listemizin 6. sırasında arkadaşlar Chester var. Aslında daha yüksek sıraya koyardım ama yakın zamanda da arkadaşlar ultisi, daha doğrusu ultileri arkadaşlar nerf aldı. Kaç tanesi nerf aldı bilmiyorum ama eskiden çok daha güçlüydü arkadaşlar ilk geldiği zamanlar. Yine de şu an halen güçlü. Zaten Chester'ın arkadaşlar ne kadar güçlü OP karakter olduğunu biliyorsunuz. Nerf alsa da bence yani halen gayet güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum ama ben ilerleyen zamanlarda bir nerf daha alabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben karakteri 8 kupaya çıkarmıştım nerf almadan önce. Yani bir daha nerf gelirse artık herhalde kupa kazanmaz ama bence yine halen gayet güçlü bir karakter. Bu arada arkadaşlar sizce Mandy listenin kaçıncı sırasında, tahmin edin, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ama arkadaşlar yine yapmayın. Videoyu durdurup yorum kısmına yazın sizce Mandy kaçıncı sırada. Neyse, listemizin 5. sırasında arkadaşlar Janet var. Janet'in ultisi zaten oyundaki kendisini en hızlı yapan ulti. Ben arkadaşlar kapıştırdım, Max'in ultisinden bile hızlı oluyor. Janet arkadaşlar uçarken bütün blokların üzerinden geçebiliyor. Suyun üzerinden, işte duvarın falan filan her şeyin üzerinden geçebiliyor ve rakibin üzerinden de geçebiliyor. Yaklaşık arkadaşlar kaç saniye havada kalıyor? 6-7 saniye boyunca hasar almıyor bu süreç içerisinde arkadaşlar. Mesela adamdan 1v1 kaldığı zaman adam arkadaşlar yerde rakibiyle beraber, bırak onlar kapışsın, sen havada uçuyorsun mesela. Ve birinci olarak çok iyi bir şekilde kaçabiliyorsunuz. İkinci olarak arkadaşlar gerçekten de
çok iyi bir şekilde kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü olarak da yani iyi kaçıcı arkadaşlar, iyi kaçıyor bence. Aslında kaçmak için yapmış ulti arkadaşlar. Yani gerçekten harbiden kaçıyor, harbiden bayağı iyi kaçıyor. Ben arkadaşlar şu Jannet'in altına bıraktığı bombaları rakibe atmak konusunda çok kötüyüm ama yine de bence çok iyi bir karakter. Ve gerçekten de kendisini oyuna en hızlı yapan karakter. Yani bence arkadaşlar listenin 5. sırasında. Ve listemizin 4. sırasında arkadaşlar Crow var. Yılların kapışması Leon vs Crow'da arkadaşlar. Ulti de Crow aldı çünkü zaten 1. olarak hasar olarak zaten Crow. Leon'un gerçi hasarı yok arkadaşlar ultisinde ama arkadaşlar şu büyük robotun üstüne gidip ultinizi atarsanız zaten çok büyük bir hasar verdiğini görebilirsiniz. Eskiden yani yeni karakterler geldi onu biliyorum ama o büyük robotu en hızlı kesen karakter Crow'da arkadaşlar sadece ultisiyle beraber. 1. olarak çok büyük bir hasar veriyor ve zehirleyen bir hasar veriyor. 2. olarak arkadaşlar çok uzun bir mezarı olduğu için çok uzağa kaçabiliyor. Yani tam bir Jannet'tan mezarı kaçıyor diyebiliriz arkadaşlar ve ultisini çok hızlı bir sürede atıyor. Yani zaten Crow oyunun en hızlı karakterlerinden bir tanesi ve ultisi yine kendisi çok hızlı yapıyor. Bence arkadaşlar Crow'un ultisi, Crow'u Crow yapan şeylerden bir tanesi. Zehiri de çok önemli ama ultisi de bence çok önemli. Bence oyundaki en iyi 4. ulti olduğunu düşünüyorum. Ve listemizin 3. sırasında arkadaşlar Mandy'yi atıştığınız yorumlar kısmına yanlış yerdiniz arkadaşlar. Gray var, yapmayın böyle ya. Bence arkadaşlar listenin 3. sırasında Gray var. Çünkü hem rakipten kaçmak için hem rakibe yaklaşmak için portal açabiliyorsunuz. Ve takım arkadaşlarınızla beraber bunu anında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence bu çok güzel bir özellik. Hatta Gray ile beraber çok efsane bir kupa kasma taktiği var. Arkadaşlar yanınızda Sherry ve Bo alıyorsunuz ve Gray ile beraber 3. maça giriyorsunuz. Özellikle nakat gibi modlarda güzel oluyor. Bo arkadaşlar ulti kasma taratını oraya koyuyor ve Sherry oradan ultisini kasıyor. Ve siz de Gray ile beraber aynı anda Sherry ile rakibin içine dalarak Sherry ile arkadaşlar tak tak ultisiyle rakipleri kesebiliyorsunuz. Yani rakiplere çok hızlı bir şekilde anında, hızlı değil anında arkadaşlar yaklaşabiliyorsunuz. Yanınızda takım arkadaşlarınız olunca arkadaşlar direkt Sherry falan olursa yanınızda bazı ya da Rosa falan olursa ya da Jack falan olursa arkadaşlar rakip direkt anında yok ediyorsunuz. Yani böyle bir şey olmaz. Gerçekten çok iyi bir karakter. Hem anında kaçabiliyorsunuz hem de anında rakibe yaklaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ultisi de çok bence yavaş da olmuyor. Bence hızlı da oluyor. Bence arkadaşlar çok efsane bir ultiye sahip. Ben de çok da taktiksel bir karakter oluşuyorum. Bence arkadaşlar listenin 3. sırasına girmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Ve listemizin 2. sırasına arkadaşlar ne kadar hak verirsiniz bilmiyorum ama bence Terra var. Terra'nın gerçekten çok efsane bir ultisi var. Neden arkadaşlar şöyle. Terra'nın ultisi her yerde açıksa gerçekten işinizde inanılmaz bir özgüven olur ya. Bence 60 karakter arasındaki en ultiye sahip karakterlerden 2. sırada. Neden arkadaşlar? Çünkü 3 rakibi de 3'ünü aynı anda eritebilirsiniz bu sayede. Hatta şu anda olduğu gibi arkadaşlar mesela ekranda rastgele Terra varmış. Gerçi o eritemedi ama 3 rakip arkadaşlar aynı anda da böyle yan yana görürseniz ona ultiyi bir çekiyorsunuz. Takım arkadaşlarınızda böyle eritici karakterler varsa arkadaşlar onları çok rahat bir şekilde eritebiliyorsunuz. Yakından daha fazla hasar veren bir karakter oluşuyor arkadaşlar. Yakından da çok rahat bir şekilde rakibi kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Terra'nın ultisini yakından atıyorsunuz abi. Üçünü beraber eritiyorsunuz. İçine zaten bir klon çıkıyor arkadaşlar. Ya iyileştiriyor ya hasar veriyor. O da çok güzel yıldız güçleri de var bu arada. Bence Terra'nın ultisi oyundaki en iyi ultilerden birisi derken zaten Terra ultisi de Terra'yı kesti arkadaşlar. Bu da zaten biraz örneği oldu birazcık bunu ama neyse. Ve arkadaşlar geldik bence oyundaki en iyi ultiye sahip ama eğer nerf gelirse belki ilk ona bile giremez diye düşünüyorum ama bence şu an oyundaki en iyi ulti Mandy'nin ultisi arkadaşlar. Neden? Çünkü sınırsız menzili var arkadaşlar. Hatta ben bunun hakkında yakında bir short videosu yapmayı düşünüyorum. Mandy'nin arkadaşlar ultinin sınırsız bir menzili var. Yani buradan arkadaşlar ta hesaplaşmanı bir köşesinden diğer köşesine atarsanız tutma ihtimali var arkadaşlar. Belki 2-3 kişi 4-5 kişi tutabilir. Gerçekten çok efsane bir ultisi var arkadaşlar ve menzili zaten Mandy yapıyor. Hasar zaten çok fazla. Eğer arkadaşlar bak bu listede 10 tane karakter saydık ya. Mandy onlara bir kere temel saldırısı da olursa bir tane ultisi de atsa yani bence listedeki herkesi keser arkadaşlar. Bence çok yüksek bir hasarı var. Yani menzili zaten çok yüksek ama ultisinin menzili sınırsız arkadaşlar. Sınırsız olduğu için ben de ilk sıraya koymak istedim. Yani menzil sınırsızsa hasar da yüksek zaten. Sadece atarken böyle bir saniye bir gecikme oluyor. O da olmaz zaten arkadaşlar. Şey olmaz, çok güçlü olur gerçekten. Bence arkadaşlar ben de ilk sırada ama bilmiyorum tabii ki sizin düşünceniz farklı olabilir. Tabii ki bu liste bir dengeleme değişikliği buff nerf falan olsa da değişebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse eğer videomuzu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma zaten abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. En az 300 like bekliyorum arkadaşlar ve günün ait adresini ekranda görebilirsiniz. Bunları kesinlikle okuyup hayatınızda uygulamayı unutmayın. Neyse arkadaşlar kendinize bakın ve Allah'a emanet olun.